Kandemir abi, sizle bir şey konuşmak lazım. Ne var Şahin, ne oldu? Dükkan kar yapmıyor. Bende de para bitti. Borçlar da var. Zekican ya, sen hani bizimle konuşmuyordun? Onurluydun, gururluydun, kendini çatallıyordun. Ne oldu paraya gelince mevzu? Tamam Şahin, ben sana biraz ödeme yaparım. Hadi Şahin'ciğim, hadi dışarı. İşimiz var. Herkes paranın peşinde ya. Nasıl mutlu oldu bak. Ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi biz bak kaç zaman oldu hep bu Şahin'in yanında bir sürü dolap çevirdik, bilmem ne ettik. Şimdi bu adam yani kesin olarak Türkçe anlamıyor değil mi? Sen hemfikiriz yani bu konuda. Yani bana sorarsan zeytinburnu çocuğu Çinli diye kendini yediriyor bize. Ya oğlum babasını gördük, aynı miye giydi işte. Bu zeki değil, problem orada. Ya arkadaşlar hala Sevilay'dan bir geri dönüş yok. Kandemir abi yeni bir video mu çeksek? Getir aletleri çekelim. Arkadaşlar Kando abi bir dakika ya. Şimdi bu kadın şantajdan korkmadı. Ya hiç geri dönmezse? Ya polise gittiyse? Ne polisi ya? Ne bileyim, olur olur. Bahu korkma oğlum. Maske taktık. Sesimizi değiştirdik. Nasıl anlayacaklar? Kandemir abi mail'ı benim bilgisayarımdan attık. Siber suç diye de bir şey var ama ya. Şehriban arıyor. Of Şehriban abla, şimdi kim bilir neyi söyleyeceksin yine. Efendim Şehriban abla. Abla değil, anne. Derya bak kızım, Yaren'le çıkıp bana geliyorsunuz. İtiraz istemiyorum. Ama ablacığım biz... Aması maması yok. Sana kışlık hazırlamayı öğreteceğim. Turşu kuracağız, makarna keseceğiz. Hadi annem al Yaren'i gel. Tamam, tamam abla. Vay, dinocuruk kaldığı yerden devam. Ne diyor? Turşu kurmayı öğretecekmiş bize. Yaren'i de al gel diyor. Gidin gidin. Arayı yeni düzelttik. Yine bozulmasın. Aynen. İyi öğrenin ha turşu kurmayı. Bizim çocukluğumuz kuru fasulye turşuyla geçti. Severiz yani. Çok beklersin. Ben öğrenirim vallahi. Ekstra bilgi fena mı? Hadi görüşürüz. Hadi Baho, sen de getir şu maskeyi. Çekelim abi videoyu. Taran kim olabilir bunlar ya? Ha? Adam resmen yazarım diye beni kandırdı. Evimin içine kadar girdi, kamera yerleştirdi. Vallahi Sevilay, organize işi oldu kesin. Sadece mailden iletişime geçiyorlar. 800 bin TL istiyorlar, düşünebiliyor musun? Vermezsek bu görüntüleri medyaya vereceklermiş. Eğer görüntüler sızarsa biteriz. Ama parayı verdiğimizde şantajın devam etmeyeceğinin garantisi yok. Ne yapalım canım? Adamlarım arıyor Demirkan'ı her yerde. Adresini illaki bulacaklar da o zamana kadar biz bu adamları nasıl oyalayacağız onu düşünmemiz lazım. Ya bu adamın numarasını bilmiyor musun? Arasana. Tarhan, bu zamana kadar aramadığımı mı zannediyorsun? Bin defa aradım, kapalı işte. Esas ben bizim çocukları arayayım bakayım ne yaptılar. Alo. Ne yaptınız? Trafik yüzünden hani izlerini kaybettik Sevda Hanım. Ya siz geri zekalı mısınız ya? Ben size adamın izini kaybedin diye mi para ödüyorum? Onları mahalleye kadar takip ettik. Ara sokakta da girdiler. Yani belli ki bu yakınlarda bir yerde oturuyorlar. Bana bak, bütün sokaklara gireceksiniz. Gördüğünüz herkese Demirkan'ı soracaksınız ve o adamı bulacaksınız. Anladınız mı beni? Ya geri zekalılarla çalışmaktan gerçekten nefret ediyorum ya. Sevda Hanım. Bir video daha geldi. Sevilay Kara, bize hala geri dönüş yapmadı. Oyun oynamıyoruz, sen de oynama. Yarın saat tam 3'te gönderdiğimiz lokasyona 800 binle gelmezsen gerisini söyler. Gerek yok herhalde. Ama unutma da çok eğleneceğiz. Çok eğlenecekmişiz. Yarın kim eğlenecek göreceğiz bakalım. Ne yapın edin bulun Demirkan'ı dedi. Herkese soracağız o zaman. Genç. Burada Demirkan'ın aslanı diye biri varmış, biliyor musun? Nereden bileyim be abi? Koca İstanbul. Ya biliyor musun, bilmiyor musun? Face'den mi ara abi? Etiketlenmiştir bir yerlere. Zeki çocukmuş ya. Ya Cemile, bak ne güzel, her yer cıvıl cıvıl. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. He bak, oğlumuz da şurada top oynuyor. Yani bir tane golden köpeğimiz olsa, niye golden? Çünkü altın misali. Yani biz mutlu aile tablosu gibiyiz Cemile. Hayati, bence bu kadar yeter. Hadi eve gidelim. Dur, daha yeni çıktık zaten. Ya Cemileciğim. Normal bir insanın günde 10.000 adım yürümesi gerekiyor. Senin milyonlarca adım yürümen lazım. Hayati, evliliğimize bir heyecan katmaya ne dersin? Heyecan mı?
Ne heyecanı Allah aşkına ya? Biz seyircisiz oynanan maç gibiyiz Cemile. Zevksiz, temposuz bir evliliğimiz var. Böyle gerizekalı bir çiftiz biz yani. Geçenleri de televizyonda izledim. Böyle bizim gibi monoton evlilikler için çocuk çok iyi geliyormuş. Sana olan bütün hislerimi içime gömüp bir çocuk yapmaya karar verdim. Çüş Cemile, çüş. Sen geçen gün de bu yüzden demek ki tutturdun öyle hastaneye gidelim falan diye, he? Allah Allah. Yok. Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Neden? Dünya kötü diye mi? Ben kötüyüm diye. Yahu Cemile, düşünsene bir çocuk. Babası ben, anası sen. He? Olur mu? Hem denedik, olmuyor işte. Bak, Gıyasettin. Yok Cemile, yok yani. Biz üçümüz, Gıyasettin, sen, ben selfie çekilsek, bunu gidip bilgisayara koysak, bizi kim like'lar Cemile? Allah aşkına, düğünümüzde bile kimse bizimle fotoğraf çektirmedi. Senin bu 8.0.1 sürümün olmadı Cemile. Eskisi daha iyiydi. Seni keşke güncellemeyeydik. En azından evde duruyordun yani. Hayati, hayati. Yapacağız. Yapmayacağız. Yapacağız. Yapmayacağız. Hayati. Ne var be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?